Değerli takipçiler, hepinize merhaba. Gençler, bu soruyu kendiniz çözebilirsiniz. Şekilde verilen uzunluk ve açı bağıntılarından bilinmeyen uzunluğu bulmaya çalışacağız. Verilenleri önce şekil üzerine yerleştirmeye çalışırsak BF'nin 3 birim olduğu, ED'nin 4 birim olduğu görülüyor. Ancak burada mevcut dik üçgenlerde AE'nin özel bir görevi var. AE'ye dikkat çekmek istiyorum şimdi. AE nasıl bir görev üstlenmiştir? Herhangi bir üçgende bir doğru parçası, bir yardımcı eleman birden fazla görev üstleniyorsa burada ne aramalıyız? Biz AE'nin açıortay olduğunu, yükseklik olduğunu görüyoruz. Demek ki yükseklik, açıortay, kenarortay, ikizkenar üçgen kavramlarından, bu dört kavramdan ikisinin bulunduğu yerde diğerlerini arayacağız. Açıortayı gördük, artı koydum. Yüksekliği gördüm, artı koydum. Demek ki biz kenarortay olma özelliğini görmeliyiz. İkizkenar üçgen olma özelliğini görmeliyiz. Demek ki buranın artık CE doğru parçasını dış bölgeye uzatarak, yeterince uzatarak AB ile kesişecek şekilde bir çizim yapıp burada kurmuş olduğumuz AKC üçgenini ikizkenar üçgen olarak kurmuş ve görmüş oluruz. Şu kenarlar eşit artık. Çünkü biz AE'nin kenarortay olma özelliğini taşıdığını biliyoruz. İkiz olan kenarlar da şu yan kenarlardır. Bunları artık burada işaretlemiyorum. Peki mevcut açı dağılımına girdiğimizde noktayla göstermiş olduğum açılar artık ne olmuştur? 90 eksi teta olmuştur. Onu da burada şöyle sembolize etmeye çalışayım. Buralar 90 eksi tetadır. Aradığımız uzunluk CF'dir. Biz CF'yi bulacağımıza göre artık CF üçgeninde çalışmalıyız. E noktasından CF'ye bir yükseklik çiziyorum. Burada artık oluşan dikdörtgenlere bakalım şimdi. CDEH bir dikdörtgendir. Karşıt kenarlar eşittir. DE doğru parçasında E tarafından AB'yi kesecek şekilde uzattığımızda alt bölgede oluşan dikdörtgen de yine HELB de bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgenlerde artık karşılıklı kenar uzunluklarından yola çıkacak olursak şu CH doğru parçası ED doğru parçası eşittir. Buraya 4 birim yazabiliriz. HF'yi bilmiyoruz. Buraya X diyelim. Ancak burada HELB de bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgende artık karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağından dolayı burası da ne olacaktır? 3 artı x olacaktır. Boyadığımız üçgenler neden, niçin eşittirler? Onu görmeye çalışalım. Şu maviyle boyadığımız üçgenler hipotenüsleri eşit. Hipotenüslere bitişik olan açılar da eşit olduğundan dolayı burada aka eşliği vardır. Onu buraya yazmaya çalışıyorum. Açı, kenar açı eşliği var. İçine yıldız koyduğumuz üçgenler eşittirler. Yani yıldızlı üçgenler eşittirler. Dolayısıyla eş üçgenlerde eş açılar karşısında eş uzunluklar bulacağından dolayı biz 3 artı x'in uzunluğunu gene 4 birim olarak bilmiş saymış oluyoruz. Buradan x'in değerini 1 birim bulmakla HF uzunluğunu 1 birim, dolayısıyla CF uzunluğunda 4 artı 1'den 5 birim olarak bilmiş bulmuş oluyoruz. Değerli takipçiler, özellikle gençler, siz bunu rahatlıkla çözebilirsiniz. Kolay bir soruydu.